6 yaşındayım. Babam Galatasaraylı, ben Fenerbahçeliyim. Babam beni ilk defa maça götürdü. İnönü stadındayız. Eski yeni açıkta böyle merdivenlerden çıktık. O böyle şeyden çıkarsın böyle kapıdan. İlk defa o yeşili görüyorsun böyle. O an böyle nefesim kesilmişti. Dedim ki ben hayatım boyunca hep buralarda olacağım herhalde. Çok güzel burası demiştim. Ben Anadolu Lisesi sınavları vardı. Anadolu Lisesi sınavlarında çok başarılı bir okul, bir numarası falandı böyle. İlkokul 5. sınıftan bahsediyoruz. Ondan sonra ilkinde de böyle ilk 1000'e girdim falan. Herkes diyordu ki bu çocuk şurayı kazanacak, burayı kazanacak. Sonra ben o sınavı kazanamadım. Çünkü 5 tane farklı hocadan 3 tane kursa falan yolluyordu annemler beni. Ben kazanamadım onu. Kendi kendime dedim ki ben bundan sonra dedim hiçbir şeyde, olayda öne çıkmayacağım dedim. Yani favori at olmayacağım dedim. Çünkü favori atıp kaybedince çok ağır oluyor diye karar vermiştim. Vazgeçmek, bak Allah tarafından insana ya da ne diyorsan sen ona verilmiş en büyük güç vazgeçmektir. Vazgeçtiğin anda hiç kimse seninle uğraşamaz. Vazgeçmiş bir adama hiçbir şey yapamaz. Kapitalizmin şöyle bir olayı var. Sana bir şeylere ihtiyacın olduğuna seni ikna ederler. Sen de hep ihtiyacın varmış gibi davranırsın. İşte bu aile, satın almak, ondan sonra tatile gitmek, bok bir sür. Ondan sonra sen ne zaman bundan vazgeçersen o zaman sana söz geçiremezler. Çünkü aksi takdirde sen her istediklerini yapmak zorundasın. Çünkü önünde hep o şey var. Havuç ve sopa senin hep önünde yani. Bu dünya erkeklerin dünyasıdır. Yani bunu bir tespit olarak yapayım. Bu iyi ya da kötü bir şey demiyorum yani. Nereden baktığına bağlı. Bu dünyada çünkü sen hep erkeksin ve hani belirleyici olan sensin diye büyütülüyorsun. Ve dolayısıyla da öyle bir havaya giriyorsun ki hani ya bu dağları ben yarattım diyorsun. Ben mesela öyle hatırlıyorum ilk kendimi. Ya bu dağları ben yarattım. Bunları ben yaratmadım. Bunlar ufak diye düşünüyordum. Ama o dağlardan bir düşürüyor seni karşındaki kadın. İlk bir kadın tarafından terk edildiğinde şeyi anlıyorsun. Ölümsüz değilsin yani. Sen de ölümlüsün. Mete Avundu'nun bir lafı var. Bilmemek ayıp değil de bilmek de ayıp değil diye. Sürekli aslında aynı hataları yapıyorsun. Bunu öğrendiğin gün rahatlıyorsun. Yani aslında değişmiyorsun. Değişmen mümkün değil. Yani hep aynı adamsın. Sadece şunu anlıyorsun. Hiçbir şey şaşırmamayı öğreniyorsun bir gün. Yani kim sana ne derse desin. Mümkündür abi. Mümkündür. Olabilir diyorsun yani. Hani geliyor sana biri yani, hani burada şey örnekler vermeyeyim. Seksist derler, ırkçı derler, bilmem ne derler diye ama sen ne dersen bana olabilir derim ya. Evet doğrudur abi yani. Hani öyle mi düşünüyorsun? Mutlu musun? Sadece onu sormayı öğreniyorsun. Sen bundan dolayı mutlu musun? Mutluysan sorun yok. Devam et diyorsun. Yani hayat sana şeyi öğretiyor. Sakin ol abi. Hani her şey daha önce yaşandı. Söyleyebileceğin her şey daha önceden söylendi. İnsanlar tuttukları takım için her şeyden vazgeçebilirler. Yani o hale geldik. Ama bunun sebebi ne biliyor musun? Çok mutsuzlar. Türkiye'de insanlar çok mutsuz. Ve kaçabilecekleri tek alan o. Ve öyle bir aidiyet var ki artık. Yani takım kimliği, ben bu radyodan dolayı çok üst düzey yöneticilerle de tanıştım. Yani bugün piramidin en üstündeki insanlarla da tanıştım. Abi adam hani 1000 kişiyi falan yönetiyor. Herif tuttuğu takımın tersinde bir şey söyleyen adamı kovabilir işte. Yani öyle adamlar var yani. Hani adama bakıyorsun, title'ına falan bakıyorsun, okumuş, müthiş bir kişilik falan. Ama herif hani Fenerbahçe ve Galatasaray özelinde seni harcayabilir yani. Ve bu korkunç bir şey ha. Yani bu iceberg'in aşağıda kalan kısmı ama oraya gelmiş durumda. Çünkü insanlar siyasette kendini ifade edemiyorlar. Ailede kendini ifade edemiyorlar. Sokakta kendini ifade edemiyorlar. İfade edebildikleri ve ceza almadıkları tek yer futbol. Sosyal medyanın çok negatif etkisi oldu. Çünkü şimdi ben sokakta büyümüş bir adamım. Bir adama bir şey dediğinde, yani ben sana şimdi burada bir şey desem en kısa zamanda kavga ederiz değil mi? Ama sosyal medyada kavga olmuyor. Ve adamlarla tanışıyorsun. Sana bütün bir şey söylemiş. Abi ben sana söylememiştim bu lafı. Ben genel söyledim diye kıvırabiliyor. Ama sosyal medya üzerinden müthiş büyüyor dalga. Çözüm görüyor musun? Çözüm ilk çağ. Yani bütün cep telefonu, internet yok olacak. Ama onu yapanlar var. Sen de anlattın ya, arkadaşlarım var diye. Komün hayatı yaşamaya çalışıyorlar. Yani soyutlamaya çalışıyorlar kendini. Çünkü benim şöyle bir teorim var. Biz 3 boyutlu bir dünyada yaşıyoruz değil mi? İşte algılayabildiğimiz 5 duyumuzla algılayabildiğimiz. Fakat korkunç bir bilgi bombardımana tutulmaya başladık.
Hani Duran Duran'ın şarkısı vardır ya, too much information diye. Çok fazla bilgi alıyoruz. Ya her şeye yine ulaşıyoruz. Ve sürekli gündem değişiyor. Ve biz salakladık. Beynimiz daha o mutasyona uğramadı. Yani bu kadar hızlı bilgiyi ve bu kadar hızlı değişen gündeme hazır değiliz. Hani Andy Warhol 5 dakika mı demişti? 5 dakikada ünlü olacak diye. Herkes 30 saniyeliğine bir şey olabilir şu anda yani. Herkes kendini şey hissediyor ya. Yani adama bakıyorsun 20 takipçisi var ama hani adam şey yani, Hegel yani. Şeyi çözmüş, dünyanın anlamını çözmüş.